Konu başarı. Bir yere kadar geldin. Örneğin şuraya kadar geldin. Başardın. Sonra görünmez bir tavan var. Şuraya çıkmak istiyorsun. Başarını arttırmak istiyorsun ama görünmez bir tavan var. Buradan ilerisi gidemiyorsun. Engel ne olduğunu ben sana söyleyeyim. Engelin genellikle başarıyla senin aranda en büyük engel içindeki o ses seni ikna ediyor. Tekrar görsel olarak anlatayım. Başarı ve senin aranda en büyük engel bu içindeki ses. Sürekli sana yapamaz, başaramaz, olmaz, yine kaybedeceksin diyen bir ses. Bu iç ses, bu işte engelliyor. Görünmez tavan, biraz önce dediğim görünmez tavan, işte bu iç ses. Peki bu iç ses nereden geliyor? Nereden kaynaklı? Bunun kaynağı sen dünyaya geldiğin günden itibaren her gün 276 kez hayır diye negatif telkin duydun. Veya şöyle diyelim. 18 yaşına kadar 144 bin kere yapamazsın, beceremezsin, olmaz diyen sesleri dinlediğin için sürekli bu iç sesi güçlendirdi. İç ses güçlenince 18 yaşından itibaren her gün o duyduğun, 18 yaşına kadar duyduğun yapamazsın, beceremezsin, elleme, dokunma cümlelerini tekrar ettiği için işte görünmez bir tavan oluşuyor. O görünmez tavandan dolayı yukarı çıkamıyorsun. Yani başarın buraya kadar daha fazla başarılı olamıyorsun. Sebebi 18 yaşına kadar sana söylenen negatif telkinler, negatif cümleler, olumsuzluklar, bir işin nasıl yapılmayacağını sana öğrettiler 18 yaşına kadar. Bir adama 40 kere deli dersen deli olur hesabı. Sen 40 kere değil 144 bin kere duydun. Onlar o cümleleri senin içindeki ses tekrarlıyor. Bazen istatistiklere göre günde 70 bin kere o sesi bilinç altına söylüyor. O yüzden sen tam adım atmak istiyorsun. Başarım burada, sen buradasın. Tam adım atmak istiyorsun. Bu var, karşına bu çıkıyor. Yani olumsuz telkinler, olumsuz cümleler. Ve sen o cümleleri tekrarladıkça aynısını sen de söylüyorsun. O söyledikçe, yani bu sana söyledikçe sen inandığın için, buna çok inandığın için başarıya ilerleyemiyorsun. Sen de çünkü aynısını söylüyorsun. Kısır döngü gibi düşün, bir virüs gibi düşün. Dağılıyor, yayılıyor olumsuzluklar. Bu seni ikna etti yapamazsın diye. Sen de kendini ikna ediyorsun bu sefer. Evet ben yapamam, beceremem, olmaz. Bu cümleleri sesli olarak kendine söylüyorsun, o yetmiyor, çocuklarına söylüyorsun. Çevrendekilerine söylüyorsun. Virüs gibi yayılıyor bu olumsuz cümleler. Sana yapılanı sen de başkalarına yapmaya devam ediyorsun. Yani o çarkın içerisine sen de girdin. Sen de daha önceden duyduğun cümleleri sesli olarak başkalarına söylediğin için, çocuklarına söylediğin için sen de ona negatif cümleler ile telkinde bulunuyorsun. Nasıl yapılmayacağını, nasıl olmayacağını, yapamayacaklarını, beceremeyeceklerini sen de onlara söylemeye devam ediyorsun. Yani kartal olan senin oğluna sen tavuksun cümlesini söylüyorsun. Ve o da inanmaya başlıyor. Aynısını o da duyuyor. O kısır döngünün içerisinde hani derler ya Almanların bir cümlesi var. Teufelskreis. Şeytanın çemberi. Yani o şeytanın çemberinin içerisine, yani kısır döngünün içerisine sen de giriyorsun ve nesilden nesile bu aktarılıyor. O yüzden boşuna dememişler. Biz atalarımızın aynasıyız. Senin çocuğun senin aynan. Dedenin yediği ekşerik torunun ağzını ekşitir. Hep duymuşsunuzdur Ebu Vefa Hazretleri'nin hikayesi var değil mi? Oğlu su taşıyan kişilerin sırtındaki o su depolarını patlatıyor devamlı. Ve
eşine sorduğunda oğlumuzun böyle bir sorunu var. Devamlı zarar veriyor. Doğalgazla su depolarını, sırtta taşınan o su depolarını patlatıyor. Acaba ne yaptık? Biz ne yaptık? Ben ne yaptım? Sen ne yaptın? Diye muhasebesini yapıyorlar. Sonunda ortaya çıkıyor ki anne hamileyken, o çocuk anne karnındayken annenin canı portakal çekiyor ve iğneyle o portakalı deliyor. Portakalın suyunu emiyor. Emdikten dolayı aynısını ileride çocuğu yapıyor. Başkasına yapıyor. Dedenin yediği ekşiyerek torunun ağzını ekşitir. Yani o kısır döngünün içerisindeysen, bunu fark ettiysen, artık vakti zamanı geldiyse artık bu çarktan çıkman gerektiğini anlaman lazım. Yani herkes bu kısır döngüden çıkabilir. Fark eden kişiler ama. Kişi bunu fark ederse, bu bilince gelirse o zaman o çarktan çıkabilir. Herkeste bu potansiyel var. Hani derler ya, bir insan bir şeyin farkına vardığı an içsel ve dışsal bütün kaynaklar devreye girer ve o problemi çözer. Evet, sen de bunun problem olduğunu anlarsan, kavrarsan, bunun bilincine gelirsen, bu farkındalığa ulaşırsan o zaman içsel ve dışsal bütün kaynaklar devreye girer. Sen de o şeytan çemberinden, o kısır döngüden sen de çıkabilirsin. Yani sen de o çemberden çıkarak, dil kalıplarını değiştirerek, hani o görünmeyen tavan vardı ya, o tavanı aşıp başarını arttırabilirsin. Eğer sen de farkındalık oluşursa. Yani biraz önce dediğimiz gibi, başarı ile senin aranda en büyük engel işte o telkinler. O iç sesin sana sürekli 70 bin kere günde söylediği bilinçaltına negatif telkinler. Bu telkinlerden kurtulabilirsin. Hülasa sen bunun farkına vardığında, örneğin bu problemi çözmeye karar verdiğinde, genellikle bizim programlarımıza fark eden insanlar katılıyor. Bu fark eden insanlar, bu problemi çözmeye karar veren insanlar örneğin bizim programlarımıza geliyor. Bu kişiler programlarımıza katıldıktan sonra ne oluyor? Binlerce kişi var. Hemen size göstereyim. Şöyle bir zırh. Biz onları programımıza aldıktan sonra bir çeşit zırh giydiriyoruz. Şu şekilde. Bu zırhı giydikten sonra söylenen cümleler, geçmişteki telkinler, geçmişte ona söylenen olumsuz cümleler ve sonra söylenecek cümlelere zırh giydiği için bu zırha çarpıyorlar, yıkılıyorlar. O kadar. Yani kişi önüne bakıyor, hedefine bakıyor, başarıya bu zırhla ulaşabiliyor. Kalıcı bir şekilde. Geçici değil, kalıcı bir şekilde ulaşabiliyor. Yeter ki bu zırhı giysin. Bunun usulü ve tekniği var. Sen de artık yeter diyorsan kafa karışıklığından kurtulabiliyorsun. Sende de bu potansiyel var. Eğer bu şekilde zırhlanıp başarıya sağlam adımlarla, emin adımlarla ilerlemek istiyorsan o zaman benimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için hemen videonun altındaki link var. Linke tıklıyorsun, formu doldurup gönderiyorsun. Binlerce insan bu şekilde hedeflerine ulaştı, başarıya ulaştı. Sen de eğer istiyorsan sen de ulaşabilirsin. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.